Merhaba arkadaşlar. Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. 30. dersten devam ediyoruz. Sayfa 51. O nerede çalışıyor? Aşağıdaki kelimelerle resimleri eşleştiriniz. 1. okul 2. market 3 hastane 4 fabrika 5 lokanta 6 ofis İşte cevaplar Bulunma hali eki da de ta te Şimdi küçük bir sunu ile bu gramer kuralını göstereceğim arkadaşlar. Bulunma hali D Kelimenin son sesli harfi A, I, O, U ise daha gelecek arkadaşlar. Yani İstanbul'da Masada Kelimenin son sesli harfi E, I, Ö, Ü ise D gelecek arkadaşlar. İngiltere'de, bahçede. Bu resmi tanıdınız mı? Bu kim? Bu fıstıkçı Şahap. Fıstıkçı Şahap ne yapıyor? Fıstık satıyor. Fıstıkçı Şahap. 27. derse de Fıstıkçı şahaptan bahsetmiştik. Bu dersimizde kelimenin son harfi F, S, T, K, Ç, Ş, H ve P harfi olursa D harfi T harfine dönüşüyor arkadaşlar. Mesela dolap dolap da değil dolapta. Ağaç ağaç da. Paris. Paris'te iş işte. Bu gramerin iki tane sorusu var arkadaşlar. Birinci sorumuz nerede? Nerede sorusunun cevapları da burada arkadaşlar. Mesela Almanya. Almanya'da. Burada. Londra'da aşağıda, evde, ileride, sınıfta, yukarıda, markette, içeride. İkinci sorumuz kimde? Kitap kimde? Ahmet'te, Fatma'da. Bende, sizde, babamda, havuzda, dışarıda, sınıfta, evde, emrede, markette. Örnek cümlelerle devam edelim. Arzu ve Mehmet nerede? Mehmet evde. Arzu markette. Sen neredesin? Ben evdeyim. Kimde sözlük var? Fatma'da sözlük var. Bende sözlük yok. Ders kitabımızın son etkinliğiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki diyalogları tamamlayınız. Ders kitabımızın son etkinliğiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki diyalogları tamamlayınız. Onun mesleği ne? O öğretmen. O nerede çalışıyor? O okulda çalışıyor. 2. Onun mesleği ne? O doktor. O nerede çalışıyor? O hastanede çalışıyor. 3. Onun mesleğine o kasiyer. O nerede çalışıyor? O markette çalışıyor. 4. O ne iş yapıyor? O aşçı. O nerede çalışıyor? O lokantada çalışıyor. 5. O ne iş yapıyor? O işçi. O Nerede çalışıyor? O fabrikada çalışıyor. 6. O ne iş yapıyor? O sekreter. O nerede çalışıyor? O ofiste çalışıyor. Şimdi bir video seyrediyoruz arkadaşlar. Ben öğretmenim. Lisede çalışıyorum. Ben mimarım. Kendi ofisim var. Orada çalışıyorum. Ben hemşireyim. Devlet hastanesinde çalışıyorum. Ramiz Bey, aileniz de İstanbul'da mı yaşıyor? Hayır. Onlar Pakistan'da yaşıyorlar. Çalışma kitabı sayfa 29'dan devam ediyoruz. Aşağıdaki kelimelerle resimleri eşleştiriniz. Ofis kaç? 4. Market kaç? 6. Fabrika hangi resim? 3. Lokanta hangi resim? 1 Hastane hangi resim 2 okul hangi resim 5 Aşağıdaki meslekleri ilgili mekanlar ile eşleştiriniz. Kim nerede çalışıyor? Öğretmen nerede çalışıyor? Öğretmen okulda çalışıyor. Sekreter nerede çalışıyor? Sekreter ofiste çalışıyor. Aşçı nerede çalışıyor? Aşçı lokantada çalışıyor. İşçi nerede çalışıyor? İşçi fabrikada çalışıyor. Doktor nerede çalışıyor? Doktor hastanede çalışıyor. Kasiyer nerede çalışıyor? Kasiyer markette çalışıyor. 3. Aşağıdaki soruları örnekteki gibi cevaplayınız. 1. Öğretmen nerede çalışıyor? Öğretmen okulda çalışıyor. 2. Doktor nerede çalışıyor? Doktor hastanede çalışıyor. Sekreter Nerede çalışıyor? Sekreter ofiste çalışıyor. Aşçı nerede çalışıyor? Aşçı lokantada, restoranda çalışıyor. İşçi nerede çalışıyor? İşçi fabrikada çalışıyor. Kasiyer Nerede çalışıyor? Kasiyer markette çalışıyor. Ahmet Bey nerede? Ahmet Bey bahçede. Aa çok tatlı bir kuş var. Bu kuş nerede? Kuş ağaçta. O nerede? O evde. Balıklar nerede? balıklar akvaryumda öğretmen nerede öğretmen sınıfta çocuklar nerede çocuklar parkta ali nerede ali markette kitap nerede kitap çantada Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Siz de bu konuyu bolca tekrar ediniz. Şimdi size soruyorum. Siz neredesiniz? Cevabınızı yorumlar bölümüne yazınız. Videoyu beğendiyseniz like yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.